diş hekimi ve protez uzmanı, uzman diş hekimi diyelim, İnan Anıl Özdemir konuğumuz oluyor. Hep beraber izliyoruz. Günaydın, merhaba. Bugün sizlere hamilelikte diş tedavisi yapılır mı ve hamilelik öncesi neler yapmak gerekir dişler açısından bunlara değineceğim biraz. Öncelikle planlı bir hamilelik varsa bu planlı hamileliğin bir basamağı da ağız ve diş sağlığı kontrollerinden geçmek olmalıdır. Ağız ve diş sağlığı problemlerimizi çözerek bir hamilelik sürecine girersek eğer burada çok daha rahat ve çok daha güvenilir bir hamilelik dönemi geçiririz. Eğer hamilelik esnasında daha önceden aklımıza gelmeyen veya ihmal ettiğimiz bir diş problemimiz meydana gelir ise burada yapmamız gereken muhakkak bir hekime danışmak olacaktır. Öncelikle şunu söylemek isterim ki hamilelikte diş tedavisi yaptırılmaz oldukça yanlış bir düşüncedir. Şimdi ne dedik? Birincisi, hamilelik öncesi hastalarımız diş hekimlerine gidecekler ve ağız ve diş sağlığı bakımlarını yaptırıp hamilelik periyoduna sağlıklı gelecekler. Bu gerçekleşmedi, bir ağrı meydana geldi. Bu ağrı meydana geldiğinde hastalarımızın yaptığı en önemli yanlış şu oluyor, kendi kafalarına göre ilaç kullanıyorlar. Bu hem size hem de bebeğinize zarar verebilir. İkincisi, bu ağrıyı çok uzun zamanlar çekmek oluyor. Ağrı çok uzun zamanlar hastalarımız tarafından çekiliyor ve çektikleri ağrı yanlarının sadece kar kalıyor. Nihayetinde bir diş hekimine mecburen geliyorlar ya da o dişi kaybediyorlar. Burada çektiğimiz ağrılar bize belki işlem yapılacakken yükselecek olan adrenalinimizin 40-50 katını fazla günlük hayatta çekiyoruz ve diş hekimindeyken bana bir zarar gelmesin deyip onun 40 veya 50 kat fazlasını normal hayatta katlanıyor oluyoruz. O yüzden burada çekinmeden diş hekimlerine başvurabilirler. Bu durumlarda diş hekimleri kadın doğum uzmanlarıyla beraber bir konsültasyon yani danışma halinde olup birbirleriyle işbirliği içerisinde olup tedaviyi çözümlemektedirler. Hamilelik esnasında hangi tip tedaviler yapılır? Bütün tedaviler yapılır mı diye aklınıza bir soru gelecektir. Burada şunu söyleyebiliriz. Örneğin implant yapılması, diş beyazlatma gibi o an yapılması zorunlu olmayan işlemler dışında eğer hastamızın ihtiyaç duyduğu herhangi bir işlem var ise yani o anda yapılması gerekiyor ise normal sağlığına kavuşması için biz o tedavilerin hepsini hamilelik esnasında uygulayabiliyoruz. Tercihen 4, 5 ve 6. aylar yani 2. trimester hamilelikte dental tedavinin uygulandığı en güvenilir alandır. Bunun dışındaki zamanlarda da uygulanabilir, dikkat etmek gerekir. Lüks uygulamaları, diş beyazlatmadır, dişil lamina uygulamalarıdır ya da implant tedavileridir. Bunları hamilelik sonrasında bırakabiliriz. Hamilelik esnasında kanal tedavisi, dolgu, diş çekimi gibi birçok problem ortadan kalkmaktadır. Hastalarımızın aklına şu soru da gelecek. Ben tedavi oldum, bazı tedavilerle beraber doktor bey ilaç da veriyorsunuz. Nasıl olacak bu? Gebeliğime zarar verir mi? Çocuğuma zarar verir mi? Bana zarar verir mi? Diye. İşte bu durumlarda bizler hamileliğe kötü etki etmeyecek, hamilelerin güvenle kullanabileceği ilaçları onlara verip bu sayede güvenli bir şekilde geçmesini sağlıyoruz. Hamilelik esnasında şunu çok iyi bilmek gerekir ki hormonlarda değişimler oluyor. Hormonlarda meydana gelen bu değişimler ağız içerisine ve diş etlerine direkt yansıyor. Diş etlerin daha fazla kanaması, daha fazla şişmesi, daha fazla plak birikmesi, daha fazla taş olması, daha fazla probleme yatkınlık hamilelik döneminde ortaya çıkabiliyor. İşte bu sebeplerden dolayı hamilelik esnasında diş bakımlarımıza bir kere daha dikkat etmeliyiz. Öncelikle sabah uyandıktan sonra dişlerimizi temizleyeceğiz kahvaltımızdan sonra. Temiz bir ağızla güne başlayacağız ve gün içerisinde bir kere daha bir diş fırçalama. Akşam uyurken bütün besinleri tükettikten sonra artık uykuya geçeceğimiz zaman yine diş fırçalama ve diş ipi kullanımı ya da arı suçası kullanımı muhakkak olmalıdır. Bunların yanında ara ara ağız çalkalama suları kullanılabilir. Bunu devamlı hale getirmeye gerek yok. Ara ara kullanmak bize fayda sağlayacaktır. Hamilelikte olduğu kadar hamilelik sonrası dönemde de diş bakımı oldukça önemlidir. Çünkü şunu unutmayalım. Bir annenin bebeğiyle teması oldukça yakındır. Ve burada eğer annede dişlerde problem varsa, ağız florasında çeşitli bakteriler fazla ise bunun çocuğa geçmesi çok daha kolay olacaktır. Ve
çocuğumuza şanssız bir şekilde bakterilerin geçişini sağlayabiliriz. Özellikle çocuğun bebeklik döneminde de şunu önem gösterelim. Anneler kendi ağızlarının sürdüğü bir kaşığı veya kendi ağızlarının sürdükleri bir biberonu kesinlikle çocukların ağzına kullanmasınlar. Burada gözle görülmeyen, oldukça küçük olan bakteriler çocukta olmaması gerektiği şekilde çoğalıp artabilir. İşte bu sebepten dolayı hamilelik sonrasında da annelerimiz ağızlarına çok iyi bakmalı. Onların ağızlarına daha az bakteri olacak ki çocuğa geçme riski oldukça düşük olsun. Ve tekrar altını çizerek söylüyorum. Annelerimizin ağzına değen kaşıklar veya biberonlar çocuklarımızın ağzına değmemeli. Onlara bakteri geçişini sağlamamak gerekir. Çünkü bu bakteriler ağza yerleşir ve sonrasında çürük oluşma riskini arttıran bu bakteriler çocukta da bulunur. Ne diyoruz? Anne sağlıklı olacak, sonra çocuk sağlıklı olacak. Herkese sabahlar diliyorum.